Evet Şengülcüm. Caner'e anlattıklarını biz de duyalım. E hadi ama. Çekinecek bir şey yok. Biz bizeyiz burada. Beni ve Halit'i ayırmak için nasıl uğraştığınızı, bir doktor yalanını nasıl uydurduğunuzu, Yıldız'ın türlü oyunlarla Halit'i nasıl tuzağa düşürdüğünü anlat. Hepsini anlat. Ya yazıklar olsun sana be. Sen benim arkadaşımdın. Bütün bu iftiraya uğrama yardım mı ediyorsun? Hadi ne söyleyeceksen söyle sen de. Ben... Beni buraya Yıldız'ı kötülemem için çağırdılar. Bu kadının bütün söyledikleri yalan. Ne? Ne demek oluyor Ender? Allah'tan eşeğini sağlam kazığa bağlayan biriyim. Yani hep Halit'le evlenmek için bir plan mıydı? Aynen öyle. Yıldız Halit'le evlenmeyi kafasına takmıştı. Yani o bu hayatı istiyordu. Yeni Ender Argun ben olacağım diye geziniyordu. Ya biz de bunun için elimizden geleni yaptık. Şimdi bu uzun konuşmayı burada kesiyorum. Sen daha sonra nasılsa detaylı olarak dinlersin Halit'ciğim. Halit, bunların hepsi yalan. Aa, en yakın arkadaşın yalan mı söylüyor yani? Peki ne kazancı olacak onun bundan? Bize de anlatır mısın? Halit Bey beni dinleyin. Ben bunları söyledim ama mecbur edildim. Yıldız'la aram çok kötüydü. Ben baskı altındaydım. Aa canım benim. Gören de göz altındaydın sanır. Yazıklar olsun sana Halit. Ben burada resmen hakarete uğruyorum. Söyleyecek hiçbir lafın yok mu? Çanak tutuyorsun resmen bunlara. Peki Halit, her şey bitti. Madem bana inanmıyorsun her şey bitti, ben gidiyorum bu evden. Hepinize mutluluklar dilerim. Yazıklar olsun. Merhaba. Merhaba. Konuşalım mı Yıldız? Tabii gel. Bir şey içer misin? Yok, sağ ol. Yıldız, eve dönmeni istiyorum. Bütün bu olanlardan sonra benim eve dönmem mümkün değil. Yapma Allah aşkına. Çocukluk ediyorsun. Halit, kusura bakma ama ben senin eski eşinle aynı çatı altında yaşamak zorunda bırakıldım. Üstelik o evde duymadığım hakaret kalmadı. En son en yakın arkadaşımı bulup bana karşı onu kullanmaya çalıştı ve sen bunların hiçbirine ses çıkarmadın.
Ben artık çok yorulmuş durumdayım. Bunları tekrar yaşamayacaksın çünkü Ender'i gönderdim. Ender'i göndersen bile Ender Erim'in annesi. Hayatımızdan çıkmayacak ki. Ayrıca tek sorun o değil. Sorun ne peki? Ben sürekli olarak sana olan sevgimin sorgulanmasından ve senin de buna izin vermenden yoruldum. Şengül'ün dedikleriyle ilgili sana bir açıklama yapmak istedim ama inan ki ona bile gücüm yok. Artık açıklama yapmak da istemiyorum. Sen neye inanmak istiyorsan ona inan. Tamam, benim de hatalarım oldu. En büyük hatam Ender'in yaptıklarında göz yummamdı ama... Aması yok Halit. Sen bu saatten sonra ister Ender'e inan, ister bana inan, neye inanırsan inan. Benim için artık önemi yok. Ne demek önemi yok? Bitti Halit. Ben boşanmak istiyorum. Ne? Ne dedin sen? Evet. Herkes benim para avcısı olduğumu düşünüyor ya. Ben para avcısı olsaydım şu an o evde olurdum. Ben çok yoruldum. Bitsin istiyorum. Hayatım, bir dakika. Sinirlenip hemen karar verme. Ben hiç sinirli değilim ki. Ben o eve sana güvenerek geldim. Ve sen beni sürekli kendimi savunmam gereken durumlarla baş başa bıraktın. Benim kararım kesin Halit. Anlat bakalım hanımefendi. Dediklerini düşündüm. Ama Halit'le beni ayırdığın için sana bırak 100.000 lirayı 1 lira bile veremem. Halit'le arabanın düzelmesini bekleyeceksin. Olur, bekleriz. Parayı tek seferde de veremem. Ama her ay ödeme yaparım. Tamam. Anlaştık. Öyle hemen sevinme. Benim de bir şartım var. Neymiş? Paranın ilk taksidini aldığın an buradan gideceksin. Saçma mı? Nereye gideceğim Yıldız? Olur mu öyle şey? Nereye gidersen git, bana ne? Antalya'ya git, memleketine dön. Yeter ki benden uzak ol. Beni tanıdığını unut. Ya yapma Allah aşkına Yıldız. Benim burada işim var, gücüm var, hayatım var. Nereye gideceğim? Ya bana yaptıklarından sonra sana acımamı mı bekliyorsun? Ben sana şu anda iyilik bile yapıyorum. Halit'i ben bir şekilde ikna ederim. Bana inanır. Ama senin bir daha benim ayağıma dolanmana izin veremem. Ender senin yerini biliyor. Peşini bırakır mı zannediyorsun? O parayı alacaksın ve benim hayatımdan defolup gideceksin. Anladın mı? Günaydın Zeynep. Kusura bakma, biraz geciktim. Kevin annesine bıraktım da biraz uzadı. Aa, yok yok, hiç önemli değil. Buyurun. Nedir acil olan? Kötü bir şey yok umarım. Bavulunu açmamışsın. Cem Bey, ben de bunu konuşacaktım sizinle aslında. Hayırdır, ne oldu? Benim acil geri dönmem lazım. Nasıl yani? Ya çok özür dilerim. Yani önemli bir ailevi mesele var ablamla ilgili. Yalnız bırakamam oğlu. Hay Allah ya. Tabii konu aile olunca akan sular duruyor. Siz de bana güvendiniz. İşlerinizi bana göre ayarladınız ama... Ya ben böyle bir şey yapmam aslında. Öyle işimi yarım bırakıp gitmem. Biliyorum. Biliyorum. Konu önemli olmasa böyle işi bırakıp gidecek birisi değilsin. Ne yapalım o zaman? Sana bilet bakalım. Bir şey mi söyledin dışarıda? Yo. Ender. Ne işin var senin burada? Zehra, konuşmamız lazım. Önemli. Ender, hoş geldin. Merhaba Sinan.
Sen burayı nereden biliyorsun ya? Sinan'dan. Efendim? Zehra, sana anlatmam gereken, daha doğrusu anlatmamız gereken çok önemli bir konu var. Senle neler karıştırıyorsun ya? Ha? Babamdan boşandın, kurtulamadık senden. Ben evlendim, yine kurtulamadık. Ender, sen nasıl bir şeymişsin ya? Zehra, bir sakin olur musun lütfen? Benim babanla niçin boşandığımı merak ediyordun, değil mi? Ben de senin bu merakına son vermek için buradayım. Baban beni Sinan'la ilişkim var diye boşadı. Sen benim karşıma geçip böyle bir şeyi nasıl anlatabiliyorsun ya? Ha? Sen de orada ne oturuyorsun? Konuş, bir şey söyle, yalan de hadi. Zehra, bir sakin olur musun lütfen? Bağırmayı bırak artık. Ya Sinan'la bana bak Allah aşkına. Sevgili gibi mi duruyoruz? Ne olursun bir sakin ol, otur şöyle. Sana anlatmama izin ver lütfen. Lütfen. Ender, bak ne anlatacaksan anlat, ben çok sinirleniyorum şu anda çünkü. Bak, Sinan'la benim aramda hiçbir şey olmadı. Olamaz da. Evet, onunla görüştüm. Doğru. Herkesten gizli birkaç defa buluştum. O da doğru. Ama hepsi senin içindi. Benim için mi? Zehra, evde bana kök söktürüyordun. Birini bulup evlenip gidersen rahat ederim diye düşündüm. Sinan. Evet. İlk Ender yokladı beni. Ama ben seninle tanışıp görüşmek istedim. Görüşünce de aşık oldum. Sinan'ın benim lafımla sevmediği bir kadınla evlenecek hali yok herhalde, değil mi? İnanılmaz bir şey ya gerçekten. Gerçekten bu neymiş arkadaş ya? Ben seni evden yollayayım derken olan bana oldu. Yıldız Halit'le evlenmeyi kafasına koyunca bana iftira attı ve evliliğim bitti. Peki sen niye bana hiç bahsetmedin böyle bir şeyden? Hayatım, nasıl bahsedebilirdim? Yanlış anlarsın diye çekindim. Ne diyecekti Zehra? Ender bizim çöp çatanımız mı diyecekti? Zaten benden nefret ediyordun. Bu Yıldız nereden öğrenmiş sizin görüştüğünüzü o zaman? Bu kız benim evime yerleşip Halit'le evlenmeyi en başından kafasına koymuş. Organize hareket etmiş. Beni de biliyorsun, gizlim saklım yoktur. Bunun yanında mı konuştum, ne yaptım hatırlamıyorum bile. Daha sonra bu durumu bana başka türlü kullandı. İnanamıyorum ben ya. Zehra bak, bizim bunu babana anlatmamız lazım. O isterse Yıldız'la bir ömür gitsin, mutlu olsun. Ama onun oğlunun annesini, onu aldatmadığını bilsin. Medenice görüşelim. Bak yanlış düşündü, erimi benden uzaklaştırdı. Ulan kardeşine oldu. Sinan'la ben olacak iş mi ya? İyi tamam. Tamam, öğrensin babam da. Bunu nasıl anlatacağız ki, görüşmüyor hiçbirimize? Ben ona da bir çare düşündüm. Neymiş Ender? Bizim babanın ayağına gitmemiz ve konuşmamız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Baban sana çok kızgın. Ama eğer sana bir şey olursa çok merak eder ve mutlaka gelir. Yani? Yani başına küçük bir kaza gelecek. Ne? Bak bu duvar iyi. Ha, çok iyi, çok. Kimsecikler de yok. Vur gitsin. Vay be. Ben ölümle burun burunayım. Senin bana dediğine bak ya. Allah Allah. Ama korkak çıktın Caner ya. Sanki sana uçurumdan atla diyoruz. Sen dur şimdi. Sen onu da söylersin yakında. Beklerim senden. Hadi hadi, oyalanma. Ben şimdi iniyorum. Kimse gelmeden vur gitsin. Oh ne güzel ya. Bir de iniyorum diyor. Allah'ım, bunların son sözlerim olmasından çok korkuyorum ya. Ben kimin bu kadar bedduasını aldım ya?
derken aklımda oluşan destansı liste. Of Caner, hadi vıdı vıdı etme. Bana bak, burnunu şöyle ver, tam sol yap, gir şu sokağa, tamam mı? Hızını al, güm duvara. Bana bak, sakın korkup yavaş vurayım deme ha. Halit'in arabayı görüp endişelenmesi lazım. Ya ben burada ölüyorum, bu hala Halit diyor ya. Hadi Caner'cim, hadi. Of. Tam sol, tam sol. Gel böyle. Gel, 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 gel. İyice git. Git, iyice git, iyice git. Tamam. Dur, dur. Tamam. Gel şimdi. Gel, gel. Hadi Caner, yapabilirsin. Bas. Hadi Caner, yapabilirsin. Bir şey olmayacak. Nice. Caner, iyi misin? Aa, sen ağlıyor musun ya? Senin bunu anlamaman o kadar normal ki. Kim bilir sen doğarken bile ağlamamışsındır, kara vicdanlık. Senin sinirlerin bozulmuş Caner'cim. Evet, bozuldu. Hayır, benim mi bozuldu? Ne dediysen yaptım şimdiye kadar. Hep sabrettim, sustum. Sabrım sonu yoğun bakılmış meğerse. Tamam, sakin, bitti, geçti. Tamam. Arabayı misler gibi pert ettik. Ha, pert ettik, pert ettik ama benim de sinirlerim pert oldu bak. Elim ayağım titriyor. Caner'cim tamam, şimdi sakince nefes al, ver. Nefes al, ver. Tamam. Şimdi Halit'in evinin oraya bırakacağız arabayı. Daha sakin şimdi, tamam. Ah, şu evin yakınındaki çöp konteyneri var ya, onun arkasındaki direğe vurmuş gibi yapacağız. Tamam. Yaklaş. Tamam. Soldan git biraz. Ya tamam. Yaklaş. Ah, çarpmış gibi. Tamam, biraz daha. Az, sol, sol. Ya tamam abla, tamam ya. Of, of abla ya, ne çok konuştun ya, ne çok konuştun. Zaten canım burnumda. Ay, niye sinirleniyorsun anlamıyorum ki. Bir şey oldu mu? Olmadı. Ha, olmadı, olmadı. Şu halimize bak. Şunları atalım da gerçekçi olsun. Şurada. Ama böyle olmaz. Benim bunu biraz yaklaştırmam lazım. Sen bana gel gel yap. Tamam. Gel daha, gel, 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 gel. Tamam, 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 tamam. Çarpmış gibi oldu, tamam. Ay, eyvah. Ne yaptın ya? Ha, süper. Eve ilk gelen görecek. Hadi çabuk, kimse görmeden kaçalım. Yürü, yürü. Nerede kaldın Zeyno ya? Getirdim. Yorgun musun? Yorgun mu? Yok ya, yorgunum da boş ver. Dur. Allah sen şimdi gel. Gel bakayım. Ah, sen gelmeseydin kafayı yiyecektim bu evde. Anlat, ne oldu? Ha? Ender Şengül'ü bulmuş, karşıma dikti. O salak da ne konuştuysa artık onlarla. Şengül ne alaka ya? Ne, niye böyle bir şey yaptı ki? Ay, ne bileyim ben ya. Kıskanç mıdır nedir? Aptal aptal şeyler söylemiş onlara işte. Halit'i bana karşı doldurdu yani. Ablacığım, siz çok yakın arkadaşsınız. Nasıl böyle geldiniz? Ay, bilmiyorum ya. Tanıyamamışım demek ki onu. Nasıl bir insan olduğunu anlayamamışım. Ne olacak şimdi böyle? Ya bilmiyorum. Aslında Halit benimle barışmak istedi. Ama bu kadar olaydan sonra ben şimdi o eve nasıl geri döneyim? Çok üzüldüm ya.
Bugün aslında tam konuşalım demiştik ama Zehra'ya bir şey olmuş, apar topar kalktı. Yok, kısmet olmuyor yani. Biz Galit'le baş başa bir şeyi halledemiyoruz yani. Beraber olamıyoruz. Of, iyi ki geldin Zeyno ya. Yanılayım ben, seni merak etme, beraber atlatırız, tamam mı? Sürekli saçmalıklarla uğraşıyorum, ben mutlu olamadım ya. Aptal Şengül. Efendim, kazanın olduğu yerde mobese olmadığı için arkadaşlar herhangi bir kayıt bulamadı. Dolayısıyla ne zaman yaptığının dair bir bilgimiz yok efendim. Hastaneleri araştırdım. Zehra Hanım'a ait herhangi bir kayıt yok. Bu da iyi bir haber. Kim bu numara ya? Efendim? Halit Bey, Sinan ben. Kızım iyi mi? Merak etmeyin, Zehra iyi. Sizi aramamı istemedi ama benim içim rahat etmediği için haber vereyim dedim. Sizinle konuşmaya gelirken bir kaza geçirmiş. Dargın olduğunuz için üzgündü. Herhalde yoldayken de dalmış. Neyse ki birkaç sıyrıkla atlattı. Ben şimdi arabayı çektiriyorum. Neredesiniz? Evdeyiz. Tamam, oraya geliyorum. Şoförüm arayacak, ona adresi tarif et, olur mu? Tamam. İyi misin? İyiyim. Babacığım, ben seninle konuşmaya gelecektim. Sonra ne oldu anlamadım bir anda. Tamam, sorun değil. Seni iyi gördüm, bu bana yeter. İyiyim. Görüşürüz. Babacığım, bizim seninle çok önemli bir konuda konuşmamız lazım. Bizi bir 10 dakika dinlesen, sonra gidersin ne istiyorsan. Ne konuşacaksınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geleceğinizi öğrenince Zehra haber verdi. Merak etme Halit'ciğim. Artık herkes kartlarını açık oynayacak. Zehra bizim neden ayrıldığımızı biliyor. Bu ne olur? Bir dinle sen. Bir dinle sen. Neyi dinleyeceğim Zehra? Ha? Sinan'ı uzun zamandan beri tanıyorum. Zehra'yı beğendiğini biliyordum. Zehra'nın da evde bana nasıl davrandığı malum. Ondan kurtulmak istedim. Evlenip giderse rahat ederim diye düşündüm. Sinan'la gördüğün fotoğraflarım ve o konuşma kayıtlarının hepsi bunun içindi. Ne demek bu? Halit Bey, ben size açıklayayım. Sana konuş demedim. Beni o otel odasına çağırdığın gün tek kelime bile etmeme izin vermedin. Soru bile sormadın. Neden? Çünkü Yıldız'la birlikteydin. Bu senin işine de geldi, kabul et. Ha, bu arada senin gibi bir adama kızını yollamak için çöp çatanlık yapıyordum diyemezdim tabii, o da ayrı. Babacığım, Ender doğru söylüyor gerçekten. Sonradan Sinan da söyledi bana her şeyi. Yeter Zehra. Tamam mı? Yeter. Saçma sapan bir şey için fazla kırıp döktün Halit. Bunu bize kim, neden, ne niyetle yaptı bilmiyorum. Onunla da ilgilenmiyorum artık. Olan oldu. Sen istersen Yıldız'a inanmaya devam et. Ama bizim masum olduğumuzu bil. Kızını ve beni cezalandırmaktan vazgeç artık. Hoca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bileğin nasıl? İyi, daha iyi babacığım. Barıştık mı? Otursana. Zehra. Dün gece anlattıklarınız doğru olsa da bu yaptığınız sorumsuzlukların üstünü örtmüyor. Bana söylemeden evlenmek ne? Ha? Fikrimi bile sormadın. Haklısın babacığım. Gerçekten çok haklısın.
Ama yani sen de bana karşı o kadar ön yargılı, o kadar sert davranıyorsun ki... ben sana bir şey söylemeye, bir şey danışmaya korkuyorum yani. Evlilik gibi büyük bir karar alıyorsun ve babana danışmıyorsun. E sen de Yıldız'la evlenirken danışmadın bize. Ayrıca bu karar hepimizde gayet etkiliyordu. Zehra. Yalan mı baba? Yalansa söyle. Tamam biz Yıldız'ı kabul ettik. Senin arkanda durduk. Seni anlamaya çalıştık. Ama aynı şeyi senden de bekliyoruz yani. Ne olur sırf benim hatırıma Sinan'ı tanımaya çalışsan. Sinan öyle senin düşündüğün gibi biri değil ki. Bak dün kendi gözlerinle gördün. Ender'le aralarında bir şey olmuş olsa öyle yan yana durabilirler mi ya? Tamam. Her neyse ne. Kapandı konu. İyi babacığım. Şimdi sen eğer müsaade edersen ben diyorum ki... Sinan'la bu akşam eve gelelim biz. Hem Lila'yla Erim'le de tanışmış olur. Tamam olur. Ey canım babam benim. Ben biliyordum bana anlayış göstereceğini senin. O zaman ben gideyim. Seni de tutmayayım daha fazla. Akşama görüşürüz. Evde oturacağım, işsiz kalacağım diye. Benim hiç şüphem yoktu seni alacaklarından. Senden daha çalışkan kimi bulacaklar Zeyno? Ay ne bileyim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum son zamanlarda babamı çok kırdım. Ama o da büyüklük gösterdi, affetti beni. Şimdi biz babamın da izniyle hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Babacığım... ben anlayışın için gerçekten çok teşekkür ederim sana. Seni çok seviyorum. Sağ ol. O zaman... mutluluğa. Mutluluğa. Hoş geldin hayatım. Biraz konuşabilir miyiz? Ben de beni görmeye geldiğini düşünmüştüm. Ne oldu? Dün gece ne kadar eğlenmişsiniz. Zehra ile de aran düzelmiş. Bak Yıldız. Bunu zaten anlatacaktım sana. Dün gece ben de yemek yendi. Sonra çok ısrar ettiler bir yere gidelim diye. Ben de onlara eşlik ettim. Ne var bunda? Yok bir şey yok. Ben gidince her şey düzelmiş. Ne güzel. Saçmalama lütfen. Bak Halit, ben bu sabah o fotoğraflara uzun uzun baktım. Sen ve çocukların varsınız. Ben o karede kendime yer bulamıyorum. Yıldız. Evlilikte temel kurallardan bir tanesi de... eşinin hayatına adapte olmaktır. Yani bu evlilikte ben değil, biz olmayı öğrenmek her şeyi daha da kolaylaştırır. Ben sürekli bu karenin dışına itildiğim sürece bizim hayatımız diyemiyorum Halit. Saçmalama Yıldız. Ben ayrılmak istiyorum. Elimden bu kadar geliyor. Senden daha mücadeleci olmanı beklerdim. Ben mücadele ettiğime inanıyorum. Kesin kararın yani. Evet. Anladım.
Hoşça kal. Bana güzel bir haber ver. Zeynep işe girmiş. Nasıl? Bu ne hız? Ve nerede çalıştığında buldum. Güzel. Güzel. O zaman çalışmalara başlayabiliriz. Bu işi çözerim dediğinde böyle olacağını düşünmemiştim. Allah Allah. Neden? Halit'i ikna etmek zordur bilirsin. Doğru. Herkes edemez. Ama sana bunu yapabileceğimi söylemiştim. Senin ne kadar zeki ve hırslı bir kadın olduğunu unutmuşum demek ki. Hatırladın işte. Ben sözümü tuttum. Bundan sonra ağzını sıkı tutar, dediklerimi yaparsan işimiz çok kolaylaşır. Ender, biz seninle oturup hiç konuşmadık. Konuşmamız gereken her şeyi konuştuk Sinan. Biliyorum. Bana kızgınsın. Ama ben seni unutamadım. O senin problemin. Ben çoktan unuttum. Bu yüzden sakın aklından başka bir şey geçirme. Ender, yaşadıklarımız çok gerçekten. Halit bu olanları ortaya çıkarmasaydı evleniyorduk. Benden nasıl bu kadar kolay vazgeçsin? Sinan sana ne oluyor? Ha? Ben 5 parasız sokakta kaldığımda ortadan ilk kaybolan sendin. Hatırlatırım. Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim. Sen karar verene kadar benim için bittin. Ender, buradan gidebiliriz. Her şeye yeniden başlayalım ha. Demek herkesin gözünün kör olduğu bir zaman varmış. Senin için harcadığım zaman yazık. Sana Zehra bile fazla. Gel. Efendim, Yıldız Argun geldiler. Buyurun. Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Merhaba. Buyurun şöyle. Ben imzalanacak ne varsa imzalayıp hemen gitmek istiyorum. Boşanma dilekçeniz hazırlandı efendim. İsminizin altına imza atabilirsiniz. Başka bir şey var mı? Yok efendim. Halit Bey'i de imzaladıktan sonra hemen mahkemeye başvururuz. Anlaşmalı olduğu için tek celsede biter. Peki. İyi günler size. İyi günler. Buyurun, birine mi baktınız? Şoförüm burada olacaktı ama neyse, ben ararım onu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşıyorum. Telefon kapalı. Şimdi ben boşanıyorum ya, hepiniz yok o. Ne yapıyorsun?
yapıyorsun be? Ön mü kesiyorsun şehrin ortasına ayı? Ne oluyor ya? Ne oluyorsun simsiyah? İmdat! Bırakın beni! İmdat! Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Çekil! İmdat! Bırakın diyorum size! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın gideceğim ben! Ne olur simsiyah var! Ölümse bırakın! Bırakın! İmdat! Hadi hadi çabuk hadi gelmek üzereler hadi hızlan hızlan. Ya bu kadar hazırlık alıcılar için mi? Hı hı. Ama sanki Tankut Bey istemeye geliyorlar. Sen dua et de görüşmeleri iyi geçsin. Yoksa bizden çıkarır acısın. Kimmiş bu alıcılar biliyor musun? Vallahi ben de anlamadım ki birden çıktı. İnşallah birileri Tankut Bey'i kafaya almıyordur. Ay sus Allah korusun ya. Nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni gideceğim bırakın. Ya bırakın beni. Ne işim var benim teknede? Niye beni buraya getirdiniz? Niye cevap vermiyorsunuz ya? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Bırakın beni gideceğim. Bırakın beni diyorum size ya. Kimse yok mu? Kurtarsınlar beni sizden. Bırak. Bırak diyorum. Kolumu acıttın. Bırak. Bırak beni nereye götürüyorsunuz? Bırak. Bırak. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bırakın beni. Açın şu kapıyı. Açın diyorum size. Nereye gidiyorsunuz? İmdat. Kimse yok mu? Nereye gidiyorsunuz siz? İmdat. Tamam, ben bunları karşılaştırıp sana geri getiririm. Geldiler. Arkadaşlar hazırlanın hadi geldiler. Arkadaşlar, tanıştırayım. Alihan Taşdemir. Merhaba Zeynep Yılmaz. Gerçek olamaz ya. Basbayağı dejavu.